Doktor Severden günlüğü 26 29 Ekim Bu Varna'dan Galatasaray'a giden trende yazıldı. Dün gece hepimiz gün batımından biraz önce toplandık. Her birimiz işimizi elimizden geldiğince iyi yapmıştık. Düşünce, çaba ve fırsat söz konusu olduğunda yolculuğumuzun tamamı için ve Galatasaray'a ulaştığımızda oradaki işimiz için hazırız. Alışılmış zaman geldiğinde Bayan Harker kendisini hipnotik çabası için hazırladı. Van Helsing'in her zamankinden daha uzun süre, daha büyük bir efor sarf etmesinin ardından sonunda transa girdi. Normalde bir ima ile konuşurdu ama bu sefer profesör bir şeyler öğrenebilmek için ona kararlı bir şekilde sorular sormak zorunda kaldı. Sonunda yanıtı geldi. Hiçbir şey göremiyorum. Kıpırdamıyoruz. Çarpan dalga sesleri yok. Yalnızca geminin halatlarına çarpan sabit bir su akıntısı var. Yakından ve uzaktan seslenen adamları, küreklerin, kürek iskarmozlarının seslerini duyabiliyorum. Bir yerde bir silah ateşlendi. Yankısı uzaktan geliyor gibi. Yukarıdan ayak sesleri geliyor. Halatlar ve zincirler sürükleniyor. Bu nedir? Bir ışık pırıltısı var. Üzerime esen havayı hissedebiliyorum. Burada durdu. Uzandığı divanda doğrulmuş, bir ağırlık kaldırıyormuş gibi her iki avucunu yukarı kaldırmıştı. Ben Helsing ve ben anlayarak bakıştık. Quincy kaşlarını hafifçe kaldırarak dikkatle bayan Harker'a baktı. Harcran ile içgüdüyle Kukrisi'nin kabzasına kapandı. Uzun bir sessizlik oldu. Konuşabileceği zamanın geçmekte olduğunu biliyorduk. Ama bir şey söylemenin faydasız olduğunu hissediyorduk. Aniden doğrulup oturdu. Gözlerini açarak tatlı bir şekilde şöyle dedi. Çay almaz mıydınız? Hepiniz çok yorulmuş olmalısınız. Onu mutlu etmekten başka bir şey elimizden gelmiyordu. Razı olduk. Çay getirmek üzere uzaklaştı. O gittiği zaman Van Helsing şöyle dedi. Görüyorsunuz dostlarım. Karaya yakın. Toprak kasasını terk etti. Ama daha kıyıya çıkacak. Geceleyin bir yere gizlenebilir. Ama kıyıya taşınmadığı sürece ya da gemi kıyıya dokunmadığı sürece karaya ulaşamaz.'' Böyle bir durumda eğer gece olursa şekil değiştirip bitbide olduğu gibi kıyıya atlayabilir ya da uçabilir. Ama eğer o kıyıya ulaşamadan gündüz gelirse o zaman taşınmadığı sürece kaçamaz. Eğer taşınırsa o zaman gümrükçüler kutunun ne içerdiğini keşfedebilir. Böylece sonuç olarak bu gece şafağa kadar kaçamazsa tüm bir günü kaybetmiş olacak. Bu durumda zamanında oraya varabiliriz. Çünkü eğer geceleyin kaçmazsa gündüz vakti onu kutulanmış, merhametimize kalmış bir biçimde yakalarız. Çünkü o zaman keşfedilme korkusuyla uyanık ve görünür bir şekilde normal benliğine bürünemez. Artık söyleyecek daha fazla şey yoktu. Bu yüzden şafağa kadar sabırla bekledik. Şafakta bayan Harker'dan daha fazlasını öğrenebilecektik. Sabahın erken saatlerinde nefessiz bir endişe içinde trans içindeki yanıtını dinledik. Hipnotik durumunun gelişi bu sefer daha da uzun sürdü. Ve geldiği zaman güneş doğana kadar kalan süre o kadar kısaydı ki ümitsizlik duymaya başladık. Van Helsing harcadığı çabaya tüm ruhunu vermiş gibiydi. Sonunda Bayan Harker onun iradesine uyanarak yanıt verdi. Her şey karanlık. Gemiye çarpan ve çalkalanan dalgaları duyuyorum. Benimle aynı hissada ve tahtaya sürtünen tahtanın gıcırtısını duyuyorum. Sustu ve kırmızı güneş çıktı. Bu geceye kadar beklemeliyiz. Böylece bu beklenti ızdırabı içinde Galatasaray'a doğru ilerliyoruz. Sabah 2 ile 3 arasında varmamız gerekiyordu ama Bükreş'e vardığımızda çoktan 3 saat rotar yapmıştık. Bu yüzden gün doğmadan oraya ulaşmamız mümkün değil. Bayan Harker'dan iki hipnotik mesaj daha alacağız. Herhangi biri ya da ikisi birden neler olup bittiği konusunu daha fazla ışık tutabilir. Daha sonra. Gün batımı geldi ve geçti. Neyse ki dikkat dağıtıcı başka bir şeyin olmadığı bir zamanda geldi. Çünkü istasyonda olsaydık gerekli sükuneti ve izolasyonu sağlayamayabilirdik. Bayan Harker hipnotik etkiye sabahkinden de zor teslim oldu. Kontun duyularını okuma yeteneğinin tam da buna ihtiyaç duyarken yok olmasından korkuyorum. Hayal gücü çalışmaya başlamış gibi geliyor bana. Şimdiye kadar trans halindeyken yalnızca basit gerçeklere sadık kalırdı. Eğer bu şekilde devam ederse bizi tamamen yanlış yönlendirebilir. Eğer Konton, onun üzerindeki gücünün bu iletişim yeteneğiyle birlikte öleceğini bilsem, bu mutlu bir düşünce olurdu ama korkarım böyle olmayacak. Konuştuğu zaman sözleri bilmece gibiydi. Bir şey dışarı çıkıyor. Soğuk bir rüzgar gibi üzerimden geçtiğini hissedebiliyorum. Çok uzakta adamların yabancı dillerde konuşmalarını, sert bir şekilde dökülen suları, kurtların ulamasını duyabiliyorum. Sustu, ürperdi. Ürpertinin şiddeti birkaç saniye boyunca gittikçe arttı. Ta ki nöbet geçirirmiş gibi sarsılmaya başlayana kadar. Başka hiçbir şey söylemedi. Profesörün buyurgan sorularına bile yanıt vermedi. Transtan uyandığı zaman üşümüş, yorgun ve uyuşuktu. Ama zihni uyanıktı. Hiçbir şey hatırlayamıyordu. Ne söylediğini sordu ona anlatıldıktan sonra uzun süre sessizlik içinde derin derin düşündü. 30 Ekim sabah 7 Galatasaray'a yaklaştık. Daha sonra yazmak için zaman bulamayabilirim. Bu sabah hepimiz gün doğumunu dört gözle bekledik. Hipnotik trans elde etmenin gittikçe güçleştiğini düşünerek Van Helsing çabalarını her zamankinden erken başladı. Ama alışılmış zaman gelene kadar bir etkisi olmadı. Sonra gün doğumuna yalnızca bir dakika kala büyük bir güçlükle teslim oldu. Profesör onu sorgulamak için zaman kaybetmedi. Yanıtı da aynı hızla geldi. Her yer karanlık. Yakında akan ve çalkalanan su duyuyorum. Kulaklarım da aynı hizada ve tahtaya sürten tahtanın gıcırtısını duyuyorum. Uzakta sığırlar var. Bir ses daha var. Çok tuhaf bir ses. Şey gibi. Durdu. Rengi gittikçe soldu. Devam et, devam et. Sana emrediyorum. Konuş. Dedi Van Helsing acı dolu bir sesle. Gözlerinde aynı zamanda ümitsizlik vardı. Çünkü doğmuş güneş bayan Harker'ın solgun yüzünü kızartıyordu. Gözlerini açtı ve tatlılıkla büyük bir kaygıyla konuştuğunda hepimiz irkildik. Ah, profesör yapamayacağımı bildiğiniz şeyi neden istiyorsunuz benden? Hiçbir şey hatırlayamıyorum. Sonra yüzlerimizdeki şaşkınlığı görünce birimizden bir diğerine dönerek şöyle dedi. Ne dedim? Ne yaptım? Yalnızca burada yarı uykuda yatmakta olduğumu ve sizin devam et sana emrediyorum konuş dediğinizi biliyorum. Sanki kötü bir çocukmuşum gibi bana emir vermeniz çok tuhaf geldi. Ah, bayan Mina bu ancak sizi ne kadar sevdiğimi ve saydığımı gösteren bir kanıt. Eğer kanıt gerekiyorsa her zamankinden daha büyük bir açıklıkla, iyiliğiniz için söylenen bir sözün, itaat etmekten gurur duyacağın birine verilen bir emrin bu kadar tuhaf gelmesi. Düdükler ötüyor. Galatasaray'a yaklaşıyoruz. Endişe ve heves yüzünden ateş üstündeyiz sanki. Mina Harker'ın Günlüğü 30 Ekim Bay Morris beni telgrafla oda ayrıltılan otele götürdü. Yabancı dil bilmediği için onun işi yoktu. Güçler Varna'da olduğu gibi dağıldı. Yalnız acelemiz olduğu için konumu memur üzerinde etkili olabilir diye ikinci konsolosa Lord Godalming'e gitti. Canatınla iki doktor, Cizarina Katrin'in gelişiyle ilgili ayrıntıları öğrenmek için gemi ajentasına gittiler. Daha sonra Lord Godalming döndü. Konsolos yokmuş. İkinci konsolos hastaymış. Bu yüzden olağan işleri bir memur bakıyormuş. Çok nazikmiş. Ve gücünün yettiği her yardıma hazır olduğunu söylemiş. Canat'ın her günlüğü. 30 Ekim Saat 9'da Dr. Van Helsing, Dr. Severt ve ben Mackenzie Steinkoff'a Hepgood isimli Londra firmasının ajantasına gittik. Lord Godalming'in telgrafla gönderdiği talebe yanıt olarak Londra'dan güçleri dahilinde her tür nezaketi göstermelerini isteyen bir telgraf almışlardı. Son derece iyi ve naziktiler. Bizi hemen limanda demirli duran Cizerina Katrin'e e götürdüler. Donald Sun isimli kaptanı orada gördük. Bize yolculuğu anlattı. Tüm yaşama boyunca hiç bu kadar olumlu koşullarda geçen bir yolculuk yapmadığını söyledi. Aman! Nasıl da korkuttu bizi. Çünkü ortalama şaşmasın diye bu şansımızı büyük bir talihsizlikle ödemek zorunda kalmaktan korktuk. Londra'dan Karadeniz'e sanki şeytan kendi amaçları için arkanızdan üflüyormuş gibi rüzgarı peşinize takıp gelmeniz doğal değil. Bir süre hiçbir şey göremedik. Bir gemiye, limana, buruna yaklaştığımız zaman üzerimize bir sis kaplıyor, bizimle beraber hareket ediyordu. Ancak sis kalktıktan sonra bir şey görebiliyorduk. Cebeli Tarık'ı sinyal göndermeden geçtik. Çanakkale Boğazı'na gelip geçiş iznimiz için beklemek zorunda kalana kadar hiç kimseyi görmedik. Başta yelkenlere indirip sisin geçmesini bekliyorduk. Ama bu sırada eğer şeytan bizi Karadeniz'e çabuk götürmeye karar vermişse, bunu yelkenlere indirsek de indirmesek de başaracağını düşündüm. Hızlı bir yolculuk yapmak geminin sahiplerini hiç de mutsuz etmeyecek ya da deniz trafiğini bozmayacaktı ve işine gören ihtiyar onu engellediğimiz için minnettar kalacaktı. Bu sadelik, kurnazlık, batıl inanç ve ticari mantık karışımı Van Helsinki harekete geçirdi. Profesör şöyle dedi. Dostum, o şeytan bazılarının düşündüğünden daha akıllı. Ve dengine düştüğü zaman bunu anlar. Kaptan bu kompliman karşısında hiç de hoşnutsuz görünmeyerek devam etti. İstanbul Boğazı'nı geçtiğimiz zaman adamlar homurdanmaya başladı. Bazıları bazı romanlar gelip Londra'dan yola çıkmadan önce yaşlı bir adamın gemiye koydurduğu tuhaf görünüşlü büyük bir kutuyu denize atmamayı istediler. Adama dik dik baktıklarını, kem göze karşılık iki parmaklarını kaldırdıklarını görmüştüm. Aman, yabancıların batıl inançları kesinlikle saçmalık. Onları hemen işlerinin başına gönderdim. Ama tam sis üzerimize kapandığında sanki bir şeyin peşindeymişler gibi hissettim. Ama bunun büyük kutuyla ilgili olup olmadığını çıkaramadım. Eh yolumuza devam ettik. Sis beş gün boyunca kalkmadığından rüzgarın bizi götürmesine izin verdim. Çünkü eğer şeytan bir yere gitmek istiyorduysa her durumda giderdi işte.'' Eğer gidemezse... Eh gözlerimizi kırpmadan bekleyecektik zaten. Gerçekten de hep hızla yol aldık. Su hep derindi. İki gün önce sisin içinden sabah güneşi doğduğu zaman kendimizi Galatas'ın karşısında ırmakta bulduk. Romenler çılgına döndü. Kutuyu öyle ya da böyle çıkarmamı ve ırmağa atmamı istediler. Onlarla elimde sopayla tartışmam gerekti ve sonuncusu da kafasını tutarak yerden kalktığında kem göz olsun ya da olmasın gemi sahiplerinin malları ya da emanetlerinin benim ellerimde. Tuna'nın dibinde olduğundan daha güvende olduğu konusunda ikna etmiştim onları. Hatta ırmağa atmak üzere kutuyu güverteye çıkarmışlardı. Üzerinde Varna yoluyla Galats yazdığı için limanda indirene kadar orta bırakmayı, sonra da ondan tamamen kurtulmayı düşündüm. O gün fazla yük indirmedik. Geceleyin demirli kalmak zorunda kaldık ama sabahın köründe gün doğmadan biraz önce elinde İngiltere'den yazılmış bir emirle Comte Dracula adına yüklenmiş bir kutuyu almak üzere bir adam gemiye çıktı. Her şeyi hazırdı. Belgeleri tamdı. Ben de lanet şeyden kurtulacağım için memnundum. Çünkü kutu beni de huzursuz etmeye başlamıştı. Eğer gemide şeytanın bagajı varsa bu kutudan başkası olamaz diye düşünüyordum. Kutuyu alan adamın adı neydi? diye sordu Doktor Van Helsing bastırılmış bir hevesle. Hemen söyleyeyim diye yanıt verdi kaptan kamerasına giderek. İmanuel Hildesheim adıyla imzalanmış bir makbuz getirdi. Adamın adresi Bergenstrasse 16 numaraydı. Kaptanın tüm bildiklerinin bu kadar olduğunu anladık. Bu yüzden teşekkür ederek oradan ayrıldık. Hildishayman ofisinde bulduk. Koyun gibi burnu olan, fes takmış, Adelfi tipinde bir İbrani. İtirazları parayla noktalandı. Noktalama işaretlerini biz koyduk. Ve biraz pazarlıktan sonra bildiklerini anlattı. Bildikleri basit ama önemli çıktı. Londra'lı Bay de Ville'den bir mektup almıştı. Czarina Katrin'le gelen bir kutuyu eğer mümkünse gümrükten kaçınmak için gün doğumundan önce teslim almasını istiyordu. Bunu ırmak boyunca limana mal taşıyan Slovaklarla iş yapan Petrov Skinski adında birine teslim edecekti. İşinin karşılığı İngiliz banknotları ile ödenmiş, bunlar Tuna Ulusal Bankası'ndan altına çevrilmişti. Skinski geldiğinde hamal masrafından kurtulmak için onu gemiye götürmüş, kutuyu ona teslim etmişti bildikleri bu kadardı. Sonra Sikinski'yi aradık ama bulamadık. Ona çok da büyük sevgi beslemeyen bir komşusu iki gün önce gittiğini, kimsenin nerede olduğunu bilmediğini söyledi. Bu ev sahibi tarafından da doğrulandı. Bir ulakla evin anahtarını ve kira borcunu almıştı. Kira İngiliz banknotlarıyla ödenmişti. Bu dün gece 10 ile 11 arasında olmuştu. Yine yolumuz tıkanmıştı. Biz konuşurken biri nefes nefese koşarak geldi ve Skinski'nin cesedinin Aziz Peter Kilisesi'nin avlusunda bulunduğunu söyledi. Boğazı sanki vahşi bir hayvan tarafından yapılmış gibi parçalanmıştı. Konuştuğumuz kişiler dehşeti görmek için koşarak gittiler. Kadınlar Bu bir Slovak'ın işi diye haykırmaya başladı. Bir şekilde işe karışıp tutuklanmaktan korkarak oradan uzaklaştık. Eve döndüğümüzde kesin bir sonuca varamamıştık. Hepimiz kutunun su yoluyla bir yere gitmekte olduğu konusunda ikna olmuştuk ama oranın neresi olduğunu henüz bilmiyorduk. Ağır yüreklerle otele Minaya döndük. Bir araya geldiğimizde ilk yaptığımız şey Minaya yine her şeyi anlatmak oldu. Durum gittikçe ümitsizleşiyor ve tehlikeli olsa da bu en azından bize bir şans veriyor. İlk adım olarak ona verdiğim sözden affedildim. Minahar Kral'ın Günlüğü. 30 Ekim akşam. O kadar yorgun ve yıpranmıştılar. Cesaretleri o kadar kırılmıştı ki onlar biraz dinlenene kadar yapacak bir şey yoktu. Bu yüzden ben şu ana kadar olanları kaydederek yarım saat uzanmalarını istedim. Yolcu daktilosunu icat eden adama ve bu daktiloyu bana aldığı için Bay Morris'e çok minnettarım. Kalemle yazmak zorunda kalsaydım kendimi oldukça şaşkın hissederdim. Hepsi bitti. Zavallı, sevgili, sevgili canatın neler çekmiş. Şimdi neler çekiyor olmalı? Neredeyse nefes almadan divanda yatıyor. Tüm bedeni yıkılmış gibi. Kaşları çatılmış, Yüzü acıyla gerilmiş. Ah zavallı adam. Belki de düşünüyor. Yüzünün düşüncelerinin yoğunluğuyla karıştığını görebiliyorum. Ah keşke biraz olsun yardımım dokunabilseydi. Elimden geleni yapacağım. Doktor Van Helsing'den istedim ve benim henüz görmediğim tüm belgeleri getirdi. Onlar dinlenirken dikkatle üzerlerinden geçeceğim. Belki bir sonuca varabilirim. Profesörden örnek alarak önümdeki gerçekler hakkında ön yargısız bir biçimde düşünmeye çalışacağım. Tanrı'nın izniyle bir keşifte bulunduğuma inanıyorum. Harita getirip bakacağım. Haklı olduğumdan her zamankinden fazla eminim. Vardığım sonuç hazır. Topluluğumuzu bir araya getirip okuyacağım. Onlar üzerinde bir yargıya varabilir, eksiksiz çalışmak iyi olur.'' geçen her dakika değerli. Mina Harker'ın notu günlüğüne kaydedilmiştir. Araştırma zemini. Kont Dracula'nın sorunu kendi mekanına dönmek. A. Birisi tarafından geri götürülmek zorunda. Bu açık. Çünkü dilediği gibi hareket etme gücüne sahip bir adamken bir kurt ya da yarasa ya da diğer başka bir şekle girebilir o açıkça bulunmaktan veya müdahale edilmesinden korkuyor. Böyle aciz bir durumdayken ki öyle olmalı, gün doğumu ve gün batımı arasında tahta kutusuna hapsoldu. B. Nasıl götürülecek? Burada bir yöntemi dışarıda bırakmak bize yardımcı olabilir. Kara yoluyla mı, tren yoluyla mı, yoksa su yoluyla mı? 1. Kara yolu çok sayıda güçlük var. Özellikle de bir şehri terk ederken. A. insanlar var ve insanlar meraklıdır soru sorar. Kutuda ne olduğuna ilişkin bir ima, bir tahmin, bir kuşku onu mahvedecektir. B. Önünden geçmesi gereken gümrük ya da oktoryo memurları var ya da olabilir. C. Peşindekiler onu takip edebilir. En büyük korkusu bu. Ve Ele verilmekten kurtulmak için kurbanını, yani beni bile olabildiğince uzaklaştırdı. 2. Tren yolu Kutunun başında hiç kimse olmaz. Trenin roter yapması ihtimalini göze almış olur ve peşinde düşmanları varken gecikme ölümcül olabilir. Evet, geceleyin kaçabilir ama kaçabileceği bir sığınak olmadan yabancı bir yere bırakılırsa ne olacak? Amacı bu değil hem risk almak istemiyor. 3. Su yolu Bir açıdan en güvenli yol bu. Ama diğer açıdan en büyük tehlike burada. Su üzerinde. Gece dışında güçsüz. O zaman bile ancak sisi, fırtınayı, karı ve kurtlarını çağırabilir. Suya düşecek olursa yaşayan su onu savunmasızca kaplayacak. İşte o zaman gerçekten mahvolur. Bindiği aracı toprağa sürebilir ama düşman topraklardaysa ve dilediği gibi hareket edemezse durumu çaresiz olur. Kayıtlardan su üzerinde olduğunu biliyoruz. Demek ki hangi su olduğunu belirlememiz gerekiyor. İlk anlamamız gereken şimdiye kadar ne yaptı. Böylece bir sonraki işinin ne olduğunu ışık tutabiliriz. İlk olarak Londra'da zamanı derken ve her şeyi elinden geldiğince ayarlamak zorundayken yaptıklarını genel eylem planının bir parçası olarak düşünmeliyiz. İkinci olarak, elimizdeki gerçeklere dayanarak elimizden geldiğince burada yaptıklarını görmeliyiz. İlkiyle ilgili olarak Galatasaray'a ulaşmaya niyetli olduğu açık. İngiltere'den nasıl ayrıldığını öğrenmemiz ihtimaline karşılık bizi aldatmak için faturayı Varna'ya gönderdi. En önemli ve tek amacı kaçmaktı. Bunun kanıtı İmanuel Hildişayma gönderdiği kutuyu gün doğumundan önce gemiden indirmesine isteyen talimat mektubu. Bir de Petrovskinski'ye gönderdiği talimatlar var. Bunu ancak tahmin edebiliyoruz. Ama Skinski, Hildişayma geldiğine göre bir mektup ya da mesaj olmalı. Şimdi yedek planlarının başarılı olduğunu biliyoruz. Cizarina Katrin olağanüstü hızlı bir yolculuk yaptı. Öyle ki kaptan Dalınsa'nın şüphesini çekti. Ama baltıl inancı kurnazlığıyla birleşerek Kont'un oyununu onun için oynadı. Ve rüzgarı arkasına alarak sislerin içinde ilerledi. Ve sonunda gemisini körlemesine Galatsa getirdi. Kont'un düzenlemelerinin iyi yapıldığı kanıtlandı. Yıldız kutuyu alıp Skinski'ye teslim etti. Skinski kutuyu aldı ve burada izini kaybettik yalnızca kutunun su üzerinde bir yerde olduğunu ve ilerlediğini biliyoruz. Gümrük ve Ostoroi varsa bile bunlardan kaçınıldı. Şimdi Kontun geldikten sonra Karada, Galat'ta ne yaptığına geliyoruz. Kötü gün doğumundan önce Skinski'ye teslim edildi. Gün doğumundan Kont ancak kendi suretinde ortaya çıkabilirdi. Burada işine yardımcı olması için neden Sikinski'nin seçildiğini sormalıyız. Kocaman günlüğünde Skinski'nin ırmak boyunca limana mal taşıyan Slovaklarla iş yaptığı belirtiliyordu. Ve adamın cinayetin bir Slovak işi olduğu yorumu, genel hislerin bu sınıfa karşı olduğunu gösteriyordu. Kont yalnız kalmayı istiyordu. Benim tahminim şöyle. Londra'da Kont şatosuna en güvenli ve en gizli yol olduğu için su yoluyla gitmeye karar verdi. Şatosundan onu Sizganiler çıkarmıştı ve muhtemelen yükü Slavaklara teslim etmişlerdi. Onlar da kutuları Varna'ya taşımışlardı. Çünkü Londra'ya gitmek üzere oradan yüklenmişlerdi. Böylece Kont bu hizmeti ayarlayabilecek insanları tanımıştı. Kutu karaya çıktıktan sonra gün doğumundan önce ya da gün batımından sonra kutusundan çıktı. Skinski ile görüşüp ona kutuyu ırmaktan yukarı taşıtması için talimat verdi. Bu yapıldığı zaman her şeyin yoluna girdiğini anladı ve vekilini öldürerek izlerini yok ettiğini düşündü. Haritayı incelediğimde Slovakların yolculuk için kullanabilecekleri en uygun ırmağın Prut ya da Seret olduğunu gördüm. Daktilo edilmiş günlüklerde transım sırasında ineklerin kulaklarımla aynı hizada çalkalanan suların, kaçırdayan tahtaların sesini duyduğumu okudum. Demek ki kont kutusunda, açık bir teknenin üzerinde, ırmakta. Muhtemelen kürekler ya da sırıklarla itiliyor. Çünkü kıyılar yakın ve akıntıyı engelliyor. Akıntı boyunca ilerliyor olsalardı böyle bir ses duyulmazdı. Elbette seret ya da prut ırmağını kullanmıyor da olabilirler. Ama daha fazla araştırmamız mümkün. Bu ikisi arasından prut üzerinde yolculuk yapmak daha kolay. Ama seret fundu da Bristitsa ile birleşiyor ve Bristitsa Borgo geçidine kadar uzanıyor. Oluşturduğu halka su yoluyla Draculon'un şatosuna ulaşabilecek en yakın nokta. Mina Harker'ın günlüğü devam. Okumayı bitirdiğim zaman Jonathan beni kollarına alarak öptü. Diğerleri her iki elimi sıkıyorlardı. Ve Doktor Van Helsing şöyle dedi. Bizim sevgili bayan Minamız bir kez daha öğretmenimiz oldu. Bizim kör olduğumuz yerde onun gözleri gördü. Şimdi bir kez daha doğru yoldayız. Ve bu sefer başarabiliriz. Düşmanımız çok savunmasız durumda. Eğer onu gündüz su üstünde yakalayabilirsek işi biter. Yola çıktı ama acele etmeye gücü yok. Çünkü onu taşıyanlar şüphelenmesin diye kutusundan çıkamaz. Çünkü kuşkulanırlarsa onu orma atabilirler ve orada yok olur. Bunu biliyor ve böyle yapmayacaktır. Şimdi baylar savaş konseyimizi toplayalım. Çünkü şimdi burada her birimizin ne yapacağını planlamalıyız. Ben burada bir buharlı tekne bulup onu takip edeceğim, dedi Lord Godalming. Ben de karaya çıkması ihtimaline karşılık atlar bulup kıyıdan takip edeceğim, dedi Bay Morris. Güzel, dedi profesör. Her ikisi de güzel ama ikiniz de yalnız gitmemelisiniz.'' Güç gerekirse onu alt etmek için güce ihtiyacınız olacak. Slovaklar güçlü ve serttir. Kaba silahlar taşırlar. Tüm erkekler gülümsedi çünkü yanlarında küçük bir cephanelik taşıyorlardı. Bay Morris şöyle dedi. Ben Winchester'lar getirdim. Kalabalıkta oldukça kullanışlıdırlar. Hem kurtlar da olabilir. Hatırlarsanız kont bazı önlemler almıştı. Bayan Harker'ın tam olarak duyamadığı ya da anlayamadığı talimatlar vermişti birilerine. Her açıdan hazır olmalıyız. Doktor Seward şöyle dedi. Ben Quincy ile gitsem iyi olur. Birlikte avlanmaya alışığız. İkimiz iyi silahlanmış haldeyken karşımıza ne çıkarsa çıksın başa çıkabiliriz. Sen de yalnız gitmemelisin Art. Slovaklarla dövüşmek gerekebilir ve talihsiz bir hançer darbesi tüm planlarımızı mahveder.'' Bu sefer işi şansa bırakmamalıyız. Kontun başı gövdesinden ayrılmadan ve bir daha hayata dönemeyeceğinden emin olmadan durmamalıyız. Konuşurken Canatına baktı. Canatın da bana baktı. Zavallı sevgilimin kararsızlığını görebiliyordum. Elbette benimle kalmak istiyordu. Ama şeyi... Şeyi... Vampiri yok eden teknedekiler olacaktı. Bir süre sessizce oturdu. O susarken Doktor Van Helsing konuştu. Dostum Jonathan, iki sebepten dolayı bu görev senin. İlk olarak sen gençsin, cesursun ve dövüşebilirsin. Ayrıca işin sonuna kadar tüm enerjine ihtiyaç olabilir. İkinci olarak da onu yok etme, sana ve sevdiklerine bu kadar acı veren kişiyi öldürme hakkı sana ait. Bayan Mina için korkma, ben ona göz kulak olurum. Yaşlıyım, bacaklarım koşabilecek kadar hızlı değil.'' Gerektiği gibi uzun uzun at binip adam kovalayamam ya da ateşli silahlarla savaşamam. Ama başka hizmetlerim olabilir. Başka şekilde savaşabilirim. Gerekirse tıpkı gençler gibi ölebilirim de. Şimdi benim ne yapabileceğimi söyleyeyim. Siz Lord Godalming ve dostum John küçük buharlı teknenizle ırmaktan yukarı hızla giderken ve John'la Quincy Kontun karaya çıkma ihtimaline karşılık kıyıyı gözlerken, ben bayan Mina'yı düşman topraklarının tam göbeğine götüreceğim. İhtiyar tilki kutusunda hapis, karaya kaçamayacağı bir suyun üzerindeyken, biz Canatı'nın gittiği yoldan Bistris üzerinde Borga'ya ve Drakula şatosuna gideceğiz. Burada bayan Mina'nın hipnotik gücü kuşkusuz yardımcı olacak.'' o korkunç yerin yakınına vardığımızda ilk gün doğumundan sonra orada olacağız. Engereklerin yuvasının yok olması için yapılacak çok şeyler, kutsanacak başka yerler de var. Burada Canat'ın hararetle sözünü kesti. Demek istediğiniz Profesör Van Helsing, Mina'yı bu üzücü durumunda şeytanın hastalığıyla lekelenmişken, Kont'un ölüm tuzağının tam ortasına götüreceğimiz mi? Dünyada olmaz.'' Cennet içinde, cehennem içinde olmaz. Bir dakika boyunca konuşamadı. Sonra devam etti. Oranın ne olduğunu biliyor musunuz? O korkunç şeytani rezalet yuvasını hiç gördünüz mü? Ayışığının kendisi tüyler ürpertici şekillerle, canlı rüzgarda uçuşan her toz zerresi, yok edici bir canavarın embriyosu. Vampirin dudaklarını boğazınızda hissettiniz mi? Burada bana döndü. Gözleri alnıma takıldığında haykırarak kollarını havaya savurdu. Ah tanrım bu dehşeti üzerimize salacak ne yaptım ben? Acı içinde yıkılarak divana çöktü. Profesörün havada titreşen berrak tatlı sesi hepimizi sakinleştirdi. Ah dostum, bayan Mina'yı o korkunç yerden kurtarmak için gidiyorum. Tanrı onu oraya götürmekten esirgesin beni. Orada yapacak işimiz var. Vahşi bir iş ve onun gözleri görmemeli. Buradaki canatın dışındaki tüm erkekler kendi gözleriyle o şatonun arındırılması için neler yapılması gerektiğini gördü. Çok zor zamanlar yaşadığımızı unutmayın. Eğer Kont bu sefer bizden kaçarsa güçlü, zeki ve kurnazdır. Bir yüzyıl boyunca uyumayı seçebilir. O zaman da bizim sevgili bayan Mina'mız ona arkadaşlık etmek için yanına gider. O da senin gördüğün diğerleri gibi olur canısın. Bize zevkle gülen dudaklarını anlattın. Kontun fırlattığı, hareket eden torbayı alırlarken attıkları bayağı kahkahaları duydun. Ürperiyorsun ve bu doğal. Sana böyle acı verdiğim için beni affet ama bu gerekli. Dostum, bu eğer gerekirse uğruna yaşamama verebileceğimi söylediğim dehşetli bir zorunluluk değil mi? Eğer bir kişi oraya kalmak üzere gidecekse, ona eşlik etmek için gitmek zorunda olan benim. Dilediğiniz gibi yapın, dedi Canat'ın, tüm bedenini sarsan bir hıçkırıkla. Tanrının ellerindeyiz. Daha sonra Ah o cesur adamları nasıl çalıştığını görmek bana yaradı. Kadınlar bu kadar içten, bu kadar dürüst, bu kadar cesur erkekleri sevmekten kendilerini nasıl alabilirler? Bir de paranın fevkalade gücünü düşünmeme sebep oldu. Doğru bir şekilde kullanılan paranın gücü neye yetmez ki? Ve adice kullanıldığı zaman neler yapmaz ki? Lord Godalming zengin olduğu için ve hem o hem de kendisi epeyce para sahibi olan Bay Morris Paralarını bu kadar özgürce harcadığı için şükran duyuyorum. Eğer harcamasalardı, küçük gezimiz böylesine çabuk, böylesine iyi donanmış bir biçimde bir saat içinde başlayacağı gibi başlayamazdı. Her birimizin ne yapacağını planlamamızın üzerinden daha üç saat bile geçmemiş olmasına rağmen, şimdi Lord Godalming'le Jonathan harika bir buharlı teknesi var, kazanları yakılmış, her an yola çıkmaya hazır. Dr. Seward ile Bay Morris yarım düzine güzel at aldılar. Haritalarımız, bulunabilecek her tür cihazımız var. Profesör Van Helsing ve ben bu gece Veresti'ye giden 11.40 trenine bineceğiz. Orada Borgo geçidine gitmek için bir araba kullanacağız. Yanımızda epeyce para taşıyoruz. Çünkü bir araba ve atlar almamız gerekecek. Arabayı kendimiz süreceğiz. Çünkü bu konuda hiç kimseye güvenemeyiz. Profesör pek çok dil biliyor. Bu yüzden kendi işimize görebiliriz. Hepimiz silahlandık. Benim bile büyük kalibreli bir tabancam var. Ben de diğerleri gibi silahlanmadan canatın mutlu olmayacaktı. Hey hat, diğerlerinin taşıdığı silahlardan birini ben taşıyamıyorum. Alnımdaki yara izi bunu engelliyor. sevgili Doktor Van Helsing kurtlara karşı iyi silahlandığımı söyleyerek beni teselli ediyor. Hava her geçen saat soğuyor ve uyarı olarak gelip giden kar serpintileri var. Daha sonra, sevgilime hoşça kal demek için tüm cesaretimi toplamak zorunda kaldım. Bir daha asla bir araya gelemeyebiliriz. Cesaret Mina. Profesör sana keskin gözlerle bakıyor. Bakışları adeta bir uyarı. Şimdi gözyaşları dökmemelisin. Tanrı onlara daha sonra mutluluk içinde dökmene izin vermediği sürece gözyaşı dökmemelisin. Canat'ın Harkır'ın günlüğü 30 Ekim Bunu buharlı teknenin ocağının kapağından gelen ışıkta yazıyorum. Lord Godalming ateşi besliyor. Bu işte deneyimli. Yıllarca temiste kendi teknesini kullanmış ve Norfolk ovalarında bir teknesi daha varmış.'' Planlarımıza gelince sonunda Mina'nın tahmininin doğru olduğuna karar verdik. Eğer kontun şatosuna kaçışı için bir su yolu seçilmişse bu Seret sonra da Bistriza olmalı. Irmakla Karpat Dağları arasındaki geçişin 47. paralelin yakınlarında yapılması gerektiğine karar verdik. Geceleyin ırmakta hız yapmaktan korkumuz yok. Su bol ve kıyılar karanlıkta gitmeye bile yeterince kolaylaştıracak kadar uzak. Lord Godalming bir süre uyumamı söylüyor. Şimdilik bir kişinin nöbet tutması yeterli. Ama uyuyamıyorum. Sevgilimin içinde bulunduğu tehlikeyi, o korkunç yere gittiğini düşünürken nasıl uyuyabilirim? Tek teselliğim Tanrı'nın ellerinde olmamız. Ancak bu inançla ölmek yaşamaktan daha kolay olabilir. Böylece tüm dertlerden kurtulabiliriz. Bay Morris ve Doktor Seward biz yola çıkmadan önce uzun yolculuklarına koyulmuşlardı bile. Sağ kıyıdan gidecekler, ırmağa görebilecekleri ve kıvrımlardan kaçınabilecekleri kadar yüksekten. İlk aşamaları için yedek katlara sürecek iki adam tuttular. Şüphe çekmemek için toplam dört yedek kat var. Kısa süre sonra adamları gönderdikten sonra atlara kendileri bakacak. Güçlerimizi birleştirmemiz gerekebilir. Bu durumda tüm topluluk at binebilir. Eğerlerden biri gerekirse kolayca Mina'nın binmesi için ayarlanabilir türden. Vahşi bir maceraya çıktık. Burada karanlığın içinde hızla ilerlerken soğuk, ırmaktan yükselip bize çarpıyor gibi geliyor. Gecenin tüm gizemli sesleriyle birlikte nasıl bir maceraya atladığımız sonunda kafamıza dank ediyor. Bilinmeyen yerleri bilinmeyen yollara sürükleniyor gibiyiz. Karanlık ve dehşet verici şeylerle dolu bir dünyaya. Godalming ocağın kapağını kapatıyor. 31 Ekim Hala hızla ilerliyoruz. Gün doğdu ve Godalming uyuyor. Ben nöbetteyim. Acı bir soğuk var. Ağır kürk paltolarımız olmasına rağmen ocaktan gelen ısı iyi geliyor. Henüz yalnızca birkaç açık tekne geçtik. Ama hiçbirimizin güvertesinde aradığımıza benzer bir kutu ya da paket yoktu. Adamlar elektrik lambalarımızın üzerlerine çevirdiğimiz her seferinde korkuya kapıldılar. Dizlerinin üzerine çöküp dua ettiler. 1 Kasım akşam Tüm gün haber yok. Aradığımıza benzer bir şey bulamadık. Biz geçtik ve eğer tahminlerimizde yanılmışsak şansımızı kaybettik. Küçük ya da büyük her tekneyi gözden geçirdik. Bu sabah erken saatlerde teknedeki biri bizi hükümet teknesi zannedip ona göre davrandı. <laughs> Bundan olayları kolaylaştıracak bir şey gördük. Bu yüzden biz Riza'nın Seret'e katıldığı funduda bir Romanya bayrağı aldık. Artık açık açık dalgalandırıyoruz. O zamandan sonra baktığımız her teknede hilemiz başarılı oldu. Büyük saygı görüyoruz ve ne sorarsak soralım, ne yaparsak yapalım hiçbir itirazla karşılaşmıyoruz. Slovaklardan bazıları büyük bir teknenin yanlarından geçtiğini, iki mürettebatı olduğu için normalden hızlı gittiğini söyledi. Bu funduya gelmeden önceydi. Bu yüzden teknenin Bistriza'ya mı döndüğünü yoksa selet üzerinde yoluna devam mı ettiğini söyleyemediler. Funduda böyle bir tekneden bahsedildiğini duymadık. Belki de geceleyin geçmiştir. Çok uykum geldi. Herhalde soğuk etkisini göstermeye başlıyor. Doğa bile bazen dinlenmeli. Godalming ilk nöbeti almakta ısrar ediyor. Zavallı Mina'ya ve bana gösterdiği iyilik için Tanrı onu kutsasın. 2 Kasım sabah Gün doğdu. O iyi adam beni uyandırmamış. O kadar büyük bir huzurla uyuyormuşum ve dertlerimi unutmuş görünüyormuşum ki Beni uyandırmayı günah saymış. Bu kadar uzun uyuyarak tüm gece onun nöbet tutmasına izin vermem çok bencilce ama çok haklı. Bu sabah yepyeni bir adam olarak uyandım. Burada oturmuş onu izlerken makineye göz kulak olmak, dümeni kullanmak ve nöbet tutmak için gerekli her şeyi yapabiliyorum. Gücümün ve enerjimin geri döndüğünü hissediyorum. Mina'nın ve ben Helsing'in nerede olduklarını merak ediyorum. Çarşamba günü öğle gibi Veresti'ye varmış olmalılar. Araba ve at bulmaları biraz zaman alacaktır. Bu yüzden eğer yola çıkmış ve arabayı hızlı sürmüşlerse... Şimdi Borgo geçidi civarlarında olmalılar. Tanrım onlara rehberlik ve yardım et. Neler olabileceğini düşünmekten korkuyorum. Keşke daha hızlı gidebilseydik. Ama gidemiyoruz. Makineler işliyor. En yüksek kapasitede çalışıyorlar. Acaba Doktor Seward'la Bay Morris ne durumda? Dağlardan bu ırmağa sayısız çay akıyor ama hiçbiri büyük olmadığından, en azından şimdilik kuşkusuz kışın ve kar eridiğinde korkunç oluyorlardır ama atlılar fazla engelle karşılaşmamışlardır. Umarım Strasbay'a ulaşmadan onları görebiliriz. Zira eğer o zamana kadar konta yetişememişsek, konuşup ne yapacağımıza karar vermemiz gerekebilir. Doktor Seward'ın günlüğü 2 Kasım Yolda üç gün geçti. Haber yok. Olsa da yazacak zaman yoktu. Çünkü geçen her dakika değerli. Yalnızca atların dinlenmesi için durduk. İkimiz de çok iyi tahammül ediyoruz. Eski maceralı günlerimizin faydasını görüyoruz. Devam etmeliyiz. Tekneyi tekrar görmeden kendimizi bir daha mutlu hissetmeyeceğiz. 3 Kasım Funduda teknenin Bistriza'ya döndüğünü öğrendik. Keşke bu kadar soğuk olmasaydı. Kar yağacağına dair işaretler var. Yağış yoğun olursa bizi durduracaktır. Bu durumda bir kızak bulup Ruslar gibi devam etmeliyiz. 4 Kasım Bugün teknenin akıntının hızlandığı bir yerden geçmeye çalışırken kaza yaptığını öğrendik. Slovak tekneleri halat yardımıyla ve ırmağa tanıdıklarından sorunsuzca geçiyor. Bazıları birkaç saat önce çıktı. Godolming de amatör bir tamircidir ve anlaşılan tekneyi tamir eden kendisiymiş. Sonunda yerel yardımla akıntıyı aşarak takiplerine kaldıkları yerden devam etmişler. Korkarım kazadan sonra teklinin durumu iyi değil. Köylüler durgun suya geçtikten sonra gözden kaybolana kadar tekrar tekrar durduğunu söylediler. Ah, her zamankinden daha hızlı gitmeliyiz. Yardımımıza ihtiyaç duyabilirler. Mina Harkır'ın günlüğü 1 Kasım Öğlen Veresti'ye ulaştık. Profesör bu sabah şafakta beni hipnotize etmekte çok güçlük çektiğini söylüyor. Tek söyleyebildiğim karanlık ve sessiz olmuş. Araba ve at almaya gitti. Daha sonra yedek atlar alacağımızı söylüyor. Böylece yolda at değiştirebilecekmişiz. Daha önümüzde yüz kilometreden fazla var. Manzara harika ve çok ilginç. Keşke farklı koşullar altında gelseydik. Bütün bunları görmek ne kadar güzel olurdu.'' Canatınla ben baş başa gelmiş olsaydık ne büyük bir zevk olurdu. Durup insanları görmek, yaşamları hakkında bir şeyler öğrenmek, zihinlerimizi, hafızalarımızı bu vahşi, güzelim ülkenin ve tuhaf halkının renkleri pitoreskliğiyle doldurmak. Ama heyhat. Daha sonra. Doktor Van Helsing döndü. Araba ve atı almış. Akşam yemeği yiyip bir saat içinde yola çıkmış olacağız. Ev sahibimiz bize dev bir sepet dolusu erzak hazırlıyor. Bir bölük askere yetermiş gibi görünüyor. Profesör de onu cesaretlendiriyor ve bana bir daha yiyecek bulana kadar bir hafta geçirebileceğini fısıldıyor. Alışveriş de yaptı. Eve bir sürü kürk manto, battaniye ve her tür sıcak tutacak eşya gönderdi. Üşüyecek fırsatımız olmayacak. Kısa süre sonra yola çıkacağız. Başımıza neler geleceğini düşünmekten korkuyorum. Gerçekten de Tanrı'nın ellerindeyiz. Ancak o ne olacağını bilebiliyor ve üzüntülü, mütevazi ruhumun bütün gücüyle kocama esirgemesi için dua ediyorum. Ne olursa olsun Canat'ın onu ifade edebildiğimden daha çok sevdiğimi, saydığımı, en son ve en içten düşüncelerimin hep onun hakkında olduğunu bilsin.